Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ilk meclis toplantısını yaptı. Neler hissediyorsunuz? Sıkıntılı bir süreç galiba. Yorgun görünüyorsun. Yani kolay değil. Yani bu zor bir dönemden geçiyoruz. Hem ülke olarak zor dönemden geçiyoruz. Hem de Atakum olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun böyle olacağını biliyordum. Ben hazırlıklıyım. Zora da hazırız. Ama meclis üyeleri oldukça içinde hangi koşullarda çalıştığımızı biliyorlar. Büyük bir dayanışma örneği gösteriyorlar. Dün zaten gayri resmi bir toplandık. Onlarla isteklerimi ifade ettim. Hangi zemin üzerinde birlikte çalışmamız gerektiğini anlattım. Onlar da benim düşüncelerime katıldıklarını ifade ettiler. Biz kardeşçe dayanışma içinde birbirimize saygı çerçevesini aşmadan ama kendi siyasi eğilimlerimizi, kendi dünyaya bakışlarımızı, kendi şehircilik anlayışlarımızdan da vazgeçmeksizin ama birbirimizle konuşarak, onları dinleyerek uyum içinde bir 5 yıl bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu faaliyetlerimizin sonunda her zaman ifade ettiğim gibi Atakum kazanacak. Ve bu Atakum'un kazanması noktasında tüm siyasi parti grupları, tüm siyasi partilerin belediye meclis üyelerinin imzası olacak. Evet, izledik zaten, gayet uyumlu meclis oldu gerçekten, ilk toplantı. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan şu an önde görünen Ekrem İmamoğlu sizin için mesaj göndermişti. Evet. Başarılar demiş size. Evet. Şu an bugün onun da mazbatası verilmesi bekleniyor. Öyle bir iddia var. Neler söyleyeceksiniz? Siz buradan ne mesaj göndereceksiniz İmamoğlu'na? Bunun tabii bu sorunun iki cevabı var. Ben bir hukukçuyum. Hukukçu kimliğimle söylemem gerekirse 1960 yılından bu tarafa bir seçim bölgesindeki sandıkların tümünün sayılması gibi bir karar hiç olmadı. Ne oldu? Tek sandık, üç sandık gibi sınırlı sayıda sandık sayıldı. Niye sayıldı? Sandık kuruluna itirazlar edildi, itirazlar reddedildi. Ciddi bir muhalefet şerhi var. Acaba doğru mu yanlış mı diye o nedenle sayıldı. Bu seçimde, bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu 1960 yılından bu tarafa ilke kararını zaman zaman zorladı. Bu bizim demokrasimiz açısından iyi bir şey değil. Buradan geri dönmek lazım. İstanbul'da geçersiz oyların tamamı sayıldı. Bir ilçedeki oyların tamamı sayıldı. Çok az bir şey kaldı. %2-2,5'luk ben aşağı yukarı 2 saat önce izledim. O kadar bir kalmıştı. Gene 15 bin civarında oy farkı vardı. Demokrasilerde 15 bin oy ya da 13 bin oy, 10 bin oy az daha çok olsaydı, daha çok olursa biz seni belediye başkanı yaparız ya da senin belediye başkanlığını tanırız gibi bir söylem olamaz. Bunun demokrasilerde yeri yoktur. Zaten ilçe seçim kurulu oy çoğunluğunu açıkladıktan sonra mazbatasının verilmesi gerekir. O günden bugüne geciktirilmiş olması da çok hukuka uygun değildir. Temenniniz mazbatasının verilmesi. İmamoğlu benim hemşerim. Karadenizli. Bana destek gönderdi. Yakınlık var aranızda. Evet, bana destek gönderdi. Çok da ortak arkadaşlarımız var. Biz de o belediye başkanı olduğunda buradan bir grup arkadaşımız gidip ona hayırlı olsun diyeceğiz, kutlayacağız. Ben mazbatamı aldığımda hemen Atakum Meydanı'ndan kendisine destek mesajı gönderdim zaten. Samsun'un ve Atakum'un desteğinin kendisiyle olduğunu ifade ettim. Hemşerimiz siyaseti benim gibi yaptığını düşünüyorum. Üslubu yumuşak, dili tatlı, sevecen. İstanbul'a böyle bir belediye başkanı yakışır. İstanbul Türkiye demektir. İstanbul'u gören Türkiye'yi görür. İstanbul Türkiye'nin aynasıdır. Ekrem İmamoğlu'yla, onun yüzüyle, onun ifadesiyle, onun anlatım tekniğiyle Türkiye'nin yüzü dünyanın dört bir tarafından görülür. Ekrem İmamoğlu hem İstanbul için hem de bizim coğrafyamız için ve Türkiye için bir kazançtır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.